Yarasaların kanatları esnek malzemeden oluşuyor. Dolayısıyla da bu esnek malzemeyle kanadın istendiği gibi, yarasanın istediği zaman manevra kabiliyetini arttırmak için değiştirebiliyor esneklik kısmını. Dolayısıyla biz de bunu özellikle rüzgar türbini ve insansız hava araçlarında görülen ayrılma kabarcığı dediğimiz olumsuz bir olayın bertaraf edilmesi için neden kullanmıyoruz dedik. Bununla ilgili 2013 yılında bir proje verdik TÜBİTAK'a ve bu projemiz kabul oldu. 2016-2017 yılına kadar bu projede araştırmalar yaptık ve rüzgar türbini kanadının bir kısmını esnek malzemeden yapmayı düşündük ve bununla ilgili çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarımızın sonucunda da güzel sonuçlar elde ettik. Özellikle taşıma katsayısı dediğimiz uçağın veyahut da insansız hava aracının performansını arttıran sayıda %25 artış olduğunu, özellikle yakıt sarfiyatını ilgilendiren sürükleme kuvvetinin %50'lere kadar azaldığını, tabi bu %50 sadece katsayı anlamında ama totalde bir insansız hava aracı düşündüğümüzde bunun %10'lara kadar bir yakıt sarfiyatında azalma şeklinde karşımıza çıkabileceğini gördük. Bununla ilgili aynı zamanda patent başvurusu da yapmıştık 2016 yılında. Patentimiz de 2020 yılında tescillendi. Bu konuyla ilgili doktora tezi de tamamladık. Yine ana bilim dalımızdaki öğretim üyemiz, doktor öğretim üyesi Halil Hakan Acıkel doktora tezini tamamladı. Eylül 2021 yılında da TÜBA, Türkiye Bilimler Akademisi'nden, Sanayi Bakanımızın elinden doktora ödülünü de kazanmış olduk. Yani menzildeki artışı, özellikle taşıma kuvvetindeki artışın %25 olması dolayısıyla burada da yine bekliyoruz. İnsansız hava aracının örnek olarak söylüyorum. İşte 1000 feetlerde uçarken bunun 1200-1300 feetlere çıkmasını, rahatlıkla çıkmasını bekliyoruz. Aynı zamanda bu kısmi esneklikle aerodinamik performansı arttırılmış kanat, bu bizim patentimizin ismi. Bu kanat vasıtasıyla da özellikle insansız hava aracının daha stabil bir şekilde uçmasını, özellikle titreşimler oluşmasını engellemeyi hedefliyoruz. Çünkü bunlar zaten bizim doktora tezinde yaptığımız deneylerde ortaya çıkan şeyler. Hedefimiz insansız hava araçlarının, özellikle yerli ve milli olan insansız hava araçlarının üzerinde bunu kullanmak. Bunun için TAI ile Bayraktar'la görüşmeler yaptık, yapıyoruz. Kendimizi onlara tanıttık. Özellikle şu an saha testlerini veya uçuş testlerinin sonuçlarını aldıktan sonra daha rahat bir şekilde birebir sonuçları göstererek temaslar kurmayı hedefliyoruz. Hazırlıklarımızı yaptık. Lakin hava şartlarının kötüleşmesi dolayısıyla şimdilik durdurduk. Uçuş testlerimizde performansın arttığını gördük. Lakin bunların özellikle verilerinin alınması için uçuş kanadının üzerinde veriler almak için stringage'ler yerleştireceğiz ve bahar aylarında bu testleri tekrarlayacağız ve bu verim artışını aslında kağıt üzerinde de göstereceğiz. Daha sonra firmalara ulaşacağız.